Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Geçen hafta çok üzgünüm, video atamadım çünkü biliyorsunuz ki LYS vardı ve cumartesi de pazar günü de sınava girdiğim için acayip stresliydim. Bu yüzden atamadım, hani hafta içi de atmak istedim ama maalesef olmadı. O yüzden ben bugün sizler için yeni bir video çekiyorum. Bugünkü videom, her zamanki gibi adından da anladığınız üzere, bir alışveriş videosu. Bayağı bir alışveriş yaptım, bu yüzden de size de fikir olması için bu şekilde bir video yapmaya karar verdim. Bakalım bu yaz neler neler varmış mağazalarda. Öncelikle Koton'dan başlamak istiyorum. Koton'dan sadece bir ayakkabı aldım. Koton'da aslında bayağı bir indirim vardı fakat nedense hiçbir şey beğenemedim. Koton'dan bu herkesin bildiği ve herkesin giydiği bu ayakkabıyı aldım. Bayağıdır bu ayakkabı istiyordum ama hiçbir yerde bulamıyordum. Açıkçası böyle herkes giyince böyle bir soğukluk görüyor, böyle ay almasam mı falan oluyor bir insan, yani bana oluyor en azından. Ama ayakkabı çok güzeldi, o yüzden hani en azından farklı hani herkesin giydiğinden diyerek, genellikle çünkü siyah ve ne bileyim gri gibi renkler falan görüyorum sokakta. O yüzden bunu böyle bir ayakkabı aldım. CA'dan aldıklarıma gelecek olursak, CA'da fena bir indirim vardı ve çok, yani ilk defa CA'yı bu kadar ilk defa bu kadar CA'dan alışveriş yaptım ve ilk defa bu kadar güzel şeyler olduğunu gördüm. Şimdi bakalım neler almışım CA'dan. Öncelikle bu bayağı tiril tiril, uzun kollu ama yine de tiril tiril olduğu için hani bir şekilde yazlık giyilebiliyor. Böyle omuzdan giyilen bir bluz aldım ve deseni de çok hoşuma gitti. Sonrasında yine böyle tiril tiril bir şey, askılı bu şekilde, altında böyle ne denir buna, ipler var. Bu şekilde arkası da böyle. Bunu da çok beğenerek aldım. Sonrasında acayip tereddütte kaldım ama rengi çok hoşuma giden bir elbise aldım. Bu şekilde böyle aslında bir elbise. Altı da böyle upuzun geliyor ama böyle tam olarak yere kadar değil, yani bir böyle dizimin altına kadar iniyor diyeyim. Altı da bu şekilde böyle bir oval kesim şeklinde. Böyle, o yüzden bana şöyle göstereyim. Çok farklı geldi bana, yani hani düz olan, düz olmaması çok hoşuma gitti. Sonrasında yine her yerde, dizilerde, en azından ben sokakta görmedim bunu ama dizilerde gördüğüm benim sürekli bu şekilde tulum, böyle uzun kollu ve omuzları açık, altı da şort şeklinde ve aslında açıkçası bunu çok tereddütlü bir şekilde denedim fakat acayip rahat, yani şort olması acayip rahat, hani kısa olsa bile, o yüzden çok çok hoşuma gitti ve giymek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Sonrasında CA'dan bunu da öylesine denedim, hani merak ettim. Böyle düz bir tişört gibi duruyor. Hatta Koton'da böyle tişörtler çok var. Ama altı bu şekilde böyle asimetrik bir şekilde geliyor. Fakat bu tişörtle ilgili bir sorun oldu. Bunu bir kere giydim. Ve ilk defa giydim ve giydikten sonra burada çanta asılıydı. Ve çantam sürekli bluza değdiği için burada böyle bir tüylenme gibi bir şey yaptı ve çok açıkçası moralim bozuldu ama yine de hani giyilebilecek durumda. O yüzden çok üzüldüm ama tişört yine de çok rahat ve çok güzel. Son olarak CA'dan aldığım şey bu güneş gözlüğü ve bu güneş gözlüğünü acayip sevdim. Ve neden CA'dan gidip güneş gözlüğü aldım falan diyecek olursanız da, güneş gözlüğü kullanmada bir berbatım. Yani güneş gözlüğü değil, gözlük kullanmakta bir berbatım. Hani gözlüğü alıyorum mesela, nereden aldım önemli değil. Gözlükçüden de alabilirim ya da ne bileyim CA'dan da alabilirim mesela. Ertesi gün ya bir şey oluyor, düşürüyorum, çiziyorum, kırıyorum. O yüzden hani kullandığım gözlüklerin haddi hesabı yok, aldığım gözlüklerin haddi hesabı yok. O yüzden gidip gözlükçüden ben gözlük alamıyorum yani. Aldığımda böyle verdiğim paraya içim gidiyor. O yüzden hem bunu çok beğendim hem de 15 liramı neydi yani, dedim ki evet bu gözlüğü alıyorum falan. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Ayrıca çok rahat, bunu yaklaşık bir haftadır falan kullanıyorum yani. Alışverişe ne zaman gittiğim ortaya çıktı. acayip rahat, tavsiye ederim yani. Şimdi Stradivarius'tan neler aldığıma bakalım. Oradan da sadece 2 tane pantolon aldım ama pantolonlar indirimdeydi. O yüzden 2 tane pantolon aldım. Ama pantolonları acayip rahat ve yumuşacık, yani bütün pantolonları aldım. Bütün pantolonları denediğim birçok pantolon öyleydi. Böyle açık renkli pantolon ne zamandır istiyordum ve rengi acayip güzel bir mavi bence. Bu şekilde aslında pantolonu sadece rengi için alacaktım. Sonra pantolonu bir açtım. Meğersem dizi, şöyle göstereyim. Gösteremedim. Bu şekilde böyle tamamen dizi yırtık ve böyle bir pantolon da açıkçası istiyordum. Çünkü bence yani hani sadece çizik, böyle sadece çizgi şeklinde yırtık olanlar oluyor ya. Onlar da bir ara acayip modaydı. Gerçi ben hala giyiyorum.
Ama yani mesela bunlar bence daha güzel duruyor. O yüzden bir de daha yeni yeni moda olduğu için büyük ihtimalle daha güzel geliyor bana. O yüzden çok hoşuma gitti. Bir de acayip rahat bir pantolon. Kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum ve baya yani herhalde indirime yeni girmişler bilmiyorum. Baya böyle dop dolu duruyor onlar. Baya güzeldi. Sonra başka bir pantolon daha aldım. Dediğim gibi bu pantolon da böyle açık renkli pantolon. Bu da yumuşacık ve incecik bir yaz pantolonu. Çok 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 beğendim. Bu da bu şekilde birkaç tane burada yırtıklar var. Ve şey paçasında böyle sökük sökük. Bu da sökük olması da çok hoşuma gitti. Sonra H&M'den sadece bir şey aldım. O da bu böyle elbise tulum. Elbise tulum diyeceğim ya da kot elbise. Çünkü buna ne dendiğini bilmiyorum. Bu şekilde. Bu da böyle incecik, yumuşacık bir şey. Çok hoşuma gitti. Ve çok rahat. Ne çok uzun ne de çok kısa bir tulum. Çok hoşuma gitti. Zaten eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız bunu biraz daha önce almıştım. Instagram'da bununla fotoğrafımı görebilirsiniz. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıda bilgi kutucuğunda adımı görebilirsiniz. Bu şekilde böyle bir elbise ve çok rahat. Sonra Plan 1'den aslında iki şey aldım. Bir tanesi bu bluz. Bu bluz da acayip bence garip gözüküyor. Ama bunu denedikten sonra çok 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 güzel olduğunu fark ettim ve hani böyle büstiyer gibi renkli bir şeyle ya da renkli değil siyah bir şeyle giysek bile bence çok güzel durur diye düşündüm. O yüzden bunu aldım ve çok ince böyle nasıl diyeyim ilkbaharlık sonbaharlık bir şey tam. Hani sonbaharda belki biraz üşüyebilirdim ama ya yani baharlık bir şey ve çok hoşuma gitti. Bir de Oxo'dan bir şey aldım. O da bu bluz Oxo'da. Normalde ben hep Oxo yani benim en sevdiğim mağazalardan favori mağazamdır yani orası. Ama maalesef Oxo'da nedense bir şeyler yani denediğim şeyler hep kötü oldu. O yüzden bir tek bu bluzu alabildim. Bu bluz da bu şekilde böyle o biraz önceki elbisenin içine giymek için aldım aslında kot elbisenin. Böyle burada böyle bir tül detayı var ve üstündeki desen de çok güzel yani çok hoşuma gitti. Ve rengi acayip güzel. Zaten mor rengini çok severim ama bu mor of süper yani bayıldım. Şimdi geriye sadece çantalar kaldı. Çanta olarak da bir tane bu şekilde Mango'dan bir çanta aldım. Bu çanta da başta almayacaktım. Öylesine bakıyordum. Fakat sonra çanta aslında küçük gözüküyor. Ama içine yani birçok şey alabilecek derin bir çanta olduğu için dedim ki neden olmasın? Ve açık renk hani yaz için çok uygun diyerekten bu çantayı aldım ve birkaç kere de kullandım. Aslında gayet de rahat bir çanta. Hani yumuşak deri değil. Herkes dokunda neden yumuşak deri değil falan diyor ama böyle kalıp gibi bir çanta. Ama açıkçası benim çok hoşuma gitti yani. Son olarak da Pull&Bear'dan böyle bir çanta aldım. Açık renk bir çanta zaten arıyordum. Bunu Mango'ya gitmeden önce gördüm bu çantayı. Böyle artık böyle büyük bir çanta istiyordum. Açık renk çanta almam lazım falan arıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Böyle çok üzücüydü böyle. Artık nasıl çanta bulacağım falan. Çünkü hiçbir yerde bulamadım istediğim gibi bir çanta. Sonra bunu görünce bu çantaları da aslında hiç sevmem böyle dikdörtgen olanı. Çünkü lisede falan herkes böyle içine ya da lisede dershanede falan olsun. Herkes tam böyle kitapları, kalemleri koymak için tarzda bir çanta olduğu için herkes içine kitapları koyup koyup böyle koluna takıp yok okula işte yok dershane falan. O yüzden böyle bir hoşlanmıyorum böyle çantalardan. Ama bu çantayı görünce açıkçası çok hoşuma gitti. Çünkü üzerinde "This bag will make you feel better" yazıyor. Yani bu çanta seni daha iyi hissetmeni sağlayacak. O yüzden dedim ki neden olmasın falan diyerekten bu çantayı da aldım. Son olarak uğradığım yerlerden bir tanesi de D&R. Oradan da bu aralar bayağı moda olan, moda değil de bayağı konuşulan Senden Önce filmini biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Onun filmine gitmeden önce kitabını almak istedim. Fakat hatta şöyle bir olay oldu. Farkındaysanız bu iki kitabın kapakları birbirine benziyor. Çünkü biri birinci kitap, biri ikinci kitap. Ben gittim ve yanlışlıkla bunu burada senden sonra yazıyor. Fakat ben senden önce diye. Çünkü ben ikinci kitap olduğunu bilmiyordum. Bunu görünce direkt aa falan filan deyip direkt satın aldım. Sonra gittim tam okuyacaktım. Bir de baktım ki üzerinde senden sonra yazıyor. Böyle başımdan kaynar sular döküldü yani resmen. Sonra ertesi gün gittim. Ben de senden öncesini aldım. Şu an daha yeni başladım. Daha yeni aldım. Ama şu an iyi gidiyor gibi. Gerçi daha başındayım ama filmini de çok merak ediyorum. O yüzden buradaki mesajımız bir kitap alırken adına düzgün bakın. Birinci mesajımız buydu. İkincisi filmleri izlemeden önce kitabını okuyun. Ama galiba ben önce filmine gideceğim. Çünkü bu kitap bitecek gibi değil yani. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz böyle kıyafet ağırlıklı oldu ama alışverişim böyle olduğu için birazcık da videoda böyle oldu. Ama umarım sizin için de böyle tarz açısından, sezonda, işte vitrinlerde, mağazalarda nelerin olduğunu görmek açısından umarım sizin için de yararlı olmuştur. Eğer bunları bugün gösterdiğim kıyafetlere
nasıl kombinlediğimi görmek istiyorsanız aşağıya yorum atın. Böyle lookbook tarzında bir video yapmayı planlıyorum. Eğer çok istek gelirse böyle bir video umarım çekeceğim. Eğer çekersem de bakalım sürpriz olsun sizler için. Haftaya görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı. Eğer beni sosyal medyadan takip etmiyorsanız da tabii ki aşağıdaki bilgi kutucuklarından takip etmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.